Efendim bugünkü çarşamba buluşmamızda tabi bazı ziyaretçilerimiz de geldi. Bu ziyaretçilerimizden birisi de Emekli Meclisleri Sendikası'nı temsilen Rahmi Cinokur Bey. Acaba niye geldi? Hani onu bir ziyaret sebebini rica ediyorum. Bize aslında sendika hakkında bir gayet detaylı bilgilendirme yaptı. Ben artık sözü ona bırakmak istiyorum. Önce bu fırsatı bize verdiğiniz için Edremit Lise Mezunları Derneği'ne başta Hülya Hanım olmak üzere tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz Emekli Meclisleri Sendikası olarak ülkemizde biliyorsunuz emeklilerin durumu belli. Her biri 16,5 milyon ülkemizde emekli var. Ama yaşam şartları her geçen gün giderek düşüyor. Yaşamlarını sürdüremez noktalara geldiler. Ekonomik açıdan çok büyük kayıplarımız var. Sosyal haklarımız var. Bunlar erimeye başladı. Sürekli eriyor. Bunun için ülkemizde bir de emekliler biliyorsunuz örgütlü değil, yasal olarak örgütlü bir toplumu yok. Biz emeklileri örgütlemek için bir araya geldik. Emekli yaklaşık 24'e yakın sendika derneğin bir oluşumuyla Emekli Meclisleri Sendikası'nı kurduk. 1 Aralık 2023'te kurulan sendikamızın kuruluş dilekçesini Ankara Valiliği'ne verdik. Tabii Ankara Valiliği bize tüzüğümüzün kütük numarasını vermedi. Biz bu nedenle 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Dava 15 gün önce sonuçlandı. Mahkeme bizim lehimize ilk defa 29 yıl sonra ilk defa bir emekli sendikasının tüzel kişiliğini onayladı. Bize o hakkı tanıdı. Önümüzdeki süreçte bu mahkeme kararıyla beraber Ankara Valiliği'ne müracaat edeceğiz. Hatta bugün müracaat etti arkadaşlarımız. O kütük numarasını aldığım zaman resmi olarak biz sahalara inmiş olduk. Amacımız emeklileri bir araya getirip sosyal haklarını, tüm sağlık yönden olsun, diğer haklarını korumak, onları geliştirmek. Çevremizde olup biten birçok olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları dile getirerek topluma bir katkı sunmak istiyoruz. Şu anda biz tabii sendik olarak DİSK ve Türk İş'in yapılanmasını kabul etmiyoruz. Onların yapılanmasının haricinde biz yeni bir yol açarak dikey örgütlenme değil yatay örgütlenmeyle bu sendikayı yürütmeye çalışıyoruz. Tüzüğümüze göre yönetimde olan arkadaşımız 2 yıl en fazla görev yapıyor. Gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Hiçbirimiz gönüllü çalıştığı için sendikadan herhangi bir ücret talep etmiyor, maaş almıyor. Sistemin yürümesi için belli bir çalışmalar mutlaka giderleri oluyor. Bunlar da üyelerin vermiş olduğu aidatlarla giderilecek. Ama bizim asıl gerçekten hedefimiz ülke zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bizler ne yapabiliriz? Doğrudan demokrasiyi savunuyoruz. Temsil demokrasi belli sıkıntıları var, sorunları var. Bu sorunları bu temsil demokrasiyle çözemiyoruz. O nedenle doğrudan demokrasiyle bunların aşacağımıza inanıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenerek sendikamızı büyütmeye çalışıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bunu başardığımızda zaten ülkenin belli bir sorunları da kendiliğinden çözülmüş olacak. Diğer taraftan
biz delege sistemini kabul etmiyoruz. Üyeleri seçtiği bir yönetimle yola devam ediyoruz. Diyeceksiniz ki genel kurullarınızı nasıl yapacaksınız? Evet, güzel bir soru. Şimdi bugün Çin'in nüfusuna baktığımızda milyar bir nüfusu var. Onlar bunu başarıyorsa, seçimlerde onu başarıyorsa bizler de başaracağız. Nasıl başaracağız? Büyük toplanma alanlarımız var, futbol sahalarımız var, büyük kapalı salonlarımız var, caddelerimiz var, toplanma alanımız var, teknoloji var. Teknolojiyi de kullanarak, yani her bir üyenin oyunu alarak yönetimi belirleyeceğiz. O belirlenen yönetim, az önce de söyledim, 2 yıl görev yapacak. Başarısızsa seçtiğimiz kişiyi geri çağırma şansımız var. Onun yerine başka birini atama şansımız var. Yani koltuklara yapışmayacağız. Hiçbir koltuğa yapışmayacağız. 2 yıl görevini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 10 yıl bir daha o göreve seçilmeyeceğiz. Talip olmayacağız. Böyle bir yaklaşımla. Bu hiçbir sendikada, hiçbir siyasi partide olmayan bir şey. Biz bunu ortaya koyduk. Farklı bir yol açmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Emekli Meclisleri Sendikası'nı temsil eden Edem Sesi Mevzular Derneğimizi ziyaret eden Sayın Rahmi Cinokur'a candan teşekkürler sunuyoruz. Ayrıca de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ben burada şunu da söyleyeyim. Bölgemizde yeni örgütlenmeye başladık. Altınoluk'ta örgütlendik, yaklaşık 300'e yakın üyemiz var. Akçay'da da örgütlenmelerimiz devam ediyor. Orada da onlarca üyemiz var. Edremit merkezde de bu örgütlenmeye yeni başlıyoruz. Tüm emekli dostlarımızı sendikamıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Teşekkürler sunuyorum.